Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin yepyeni oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark'ı inceliyoruz. Arkadaşlar zaten çağdaş telefonun kutu açılımını yapmıştım. Onu da hemen ekranda duran bağlantıdan izleyebilirsiniz. Bizler bu videomuzda daha çok oyun kısmına yoğunlaşacağız. Şimdi gelin bakalım nedir ne değildir bir görelim. Telefonda 4 tane farklı oyun oynayacağız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki kendi oyunumuz Kafa Topu 2. 2 günde toplam 2 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Siz de telefonlarınızın marketlerine Kafa Topu 2 yazarak oyunu indirebilirsiniz. Oyunları oynarken ben size bir yandan neden oyuncu telefonu olduğunu anlatayım. Telefonuyla çok fazla oyun oynayanlar ısınmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu bilirler. Oyunlarda çok ciddi performans kayıpları yaşarsınız. Bir yandan elinizin yanması da cabası tabii. Ancak Black Shark ile bu sorunun ortadan kalkacağı iddia ediliyor. Zaten siz de testlerimizin sonunda kalktı mı kalkmadı mı anlayabileceksiniz. Çok katmanlı entegre sıvı soğutma sistemi işlemciye yük bindikçe onun soğuk kalmasını sağlıyor. Bu sayede uzun süreler stabil ve yüksek frekanslarda oyunu oynayabiliyorsunuz. İddiası şu şekilde: 20 kada kadar soğutma verimi ve yaklaşık 8 derece daha soğuk çalışma. Tabii sıvı soğutmanın yanında ayrıca telefonun donanımı da oyuncular için üst seviyede tasarlanmış. Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 845 ile gelen telefonda Adreno 630 grafik işleme birimi bulunuyor. Elimizdeki model 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Ayrıca bunun bir de 6 GB RAM'li versiyonu var. Telefonda bir de Shark Space diye bir bölüm var. Bunu da bir tuşla aktif ediyoruz. Marketten kurduğumuz oyunlar buraya düşüyor ve buradan çalıştırırsak oyunu istersek arka plandaki her şeyi kapalı şekilde oynayabiliyoruz. Ayrıca oyunla ilgili bazı optimizasyonları ve verileri de buradan görebiliyoruz. Yani aslında oyun kütüphanesi gibi bir şey diyebiliriz. Buraya kadar her şey güzel gibi gözükse de ekran konusunda bizim daha önce incelediğimiz Razer Phone'a rakip olamıyor. Çünkü onda hatırladığınız üzere 120 Hz'lik bir ekranımız vardı. Black Shark'ta ise ekranımız 60 Hz'te kalıyor. Xiaomi buradan bir gol yemiş gibi gözükse de Pixelworks'un 3. nesil Iris işlemcisiyle bu açığı kapatmaya çalışıyor. Bu harici işlemci bize oyunlarda daha güzel renkler sunuyor ve daha akıcı bir oyun deneyimini bizlere sağlıyor. Oyun deneyimi demişken ayrıca satın alabileceğiniz bir aparat var arkadaşlar. Bunu telefonun üst tarafına takıyorsunuz ve artık bir gamepad'iniz olmuş oluyor. Gamepad dedik ama o kadar da heveslenmeye lüzum yok arkadaşlar. Çoğu oyunda doğru düzgün çalışmıyor diyebilirim. Çok pahalı bir şey değil. $25 civarında böyle bir telefon alıyorsanız bunu da alabilirsiniz. Tabii telefonu öyle lak diye takamıyorsunuz arkadaşlar. Kutunun içinden gelen bir kılıf var. Önce onu telefona takıyorsunuz, sonra da bu gamepad'i takıyorsunuz. İçinde 350 mAh'lık bir batarya var. Bu batarya da yaklaşık 30 saat kadar oyun oynamanızı sağlıyor. Tabii telefonunuzun şarjı bitmediği müddetçe. Shark Space bölümüyle ilgili atlamamak istediğim bir kısım var arkadaşlar. Parmak izi okuyucumuz ön taraftaki iptal oluyor o modu açtığımız zaman ve parmak izi okuyucusunu yukarıdan aşağıya kaydırdığımız zaman çeşitli ayarları görüyoruz. Aynı zamanda burada CPU ve GPU'nun verimliliğini görebiliyoruz. Bu da yine telefonu böyle bir tık bilgisayarlaştıran bir şey olmuş bizce. Şimdi telefonun oyun kısmından bu kadar bahsettik. Peki oyun testlerimize sonuçlar ne çıktı? 40 dakika boyunca toplamda 10'ar dakika olmak üzere sırasıyla PUBG, Modern Combat ve Real Racing 3 oynadık. Tabii bir de kendi oyunumuz Kafa Topu 2 oynadık arkadaşlar. İlk 3 oyun için konuşacak olursak şarjımız %96'dan %80 seviyesine indi. Tamam, bu anlaşılabilir bir değer. Yani 30 dakika için %16. Ancak işler sıcaklık konusunda biraz değişti. Bizim dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla 27.8 dereceden 36.7 dereceye yükseldi arkadaşlar. Yani sen sıvı soğutma diyorsun, 8 derece daha düşük olacak diyorsun, çeşitli iddiaların var ama bu ne sıcaklık? Kafa Topu 2'yi ayırdık arkadaşlar çünkü telefonu fazla kasmayan oyunlar kategorisine tabii ki de rahatlıkla sokabiliriz. Diyelim ki böyle daha düşük grafikli oyunlar oynuyorsanız Kafa Topu 2'de biz gördük, şarjımız sadece %3 gitti. Sıcaklıkta da hiçbir değişiklik olmadı en azından bizim dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı bilemem ama bizim görüşümüz şu: makine çok ısınmaya başlayınca sıvı soğutmada su kaynatmaya başlıyor galiba. Oyun kısmını artık bir kenara bırakabiliriz. Telefona birazcık daha yakından bakalım. Telefonumuzda 5.99 inçlik Full HD Plus bir ekran bulunuyor. 515 nit parlaklığı sayesinde gün ışığında bu ekranı rahatlıkla görebiliyoruz ki gün ışığında da tabii ki oyun oynayabiliyoruz. Ayrıca telefonun arka tarafında X harfine benzeyen bir tasarım var. Telefon dikey ya da yatay konumda kullanırken bu yapı sayesinde sinyal kesilmelerinin önüne geçiliyor. Yani eğer online diye oyun oynuyorsanız elinizle aldığınız sinyali kesmiyorsunuz ve oyun daha akıcı bir hale geliyor. %76'lık ekran gövde oranımız günümüzde çerçevesiz ekranların gerisinde kalıyor gibi gözükse de yine amacımız oyun olduğu için alt ve üst tarafta biraz çerçeve olması yanlışlıkla dokunmuyor.
dokunmaların bence önüne geçiyor. Bu arada şu bilgiyi de verelim son olarak. Xiaomi aslında bu telefonun yapımcısı gibi bir şey arkadaşlar. Black Shark firması üretiyor telefonu. Xiaomi de üretiminde finansal olarak destek oluyor. Zaten telefonun kutusunda üzerinde falan bangır bangır hiçbir yerinde Xiaomi yazmıyor. Her tarafta Black Shark'ın logosunu görüyoruz. Telefonda stereo hoparlörümüz bulunuyor. Bir tanesi Aize kısmında, bir tanesi de telefonun alt tarafında tabii ki de. Ve bu hoparlörlerden gerçekten yüksek ve temiz ses duyabiliyoruz. Şimdi biraz kameramızdan bahsedelim. Arka tarafta çift kamera bizleri bekliyor. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel, diğeri ise 20 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram değerini taşıyor. Optik zoom yapabilen arka kameramız için gün ışığında güzel fotoğraflar çekebiliyor. Renkleri gerçeğe yakın ve abartısız veriyor diyebilirim. Ancak düşük ışığa geçtiğimizde 1.8 diyaframın hakkını pek verememişler gibi geldi bana. Video tarafında da 4K videoları saniyede 30 kare olmak üzere çekebiliyor. Ön kameraya baktığımız zaman ben genelde Xiaomi'nin ön kameralarını çok beğenmiyorum. Ancak bu sefer işi birazcık daha ciddiye almışlar. 20 megapiksellik f2.2 değerinde bir kamera eklemişler. Sosyal medyada rahatlıkla paylaşabileceğiniz selfie'ler çekebildiğiniz bu kameramızda aynı zamanda dilersek Full HD videolar da çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Xiaomi Black Shark üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Videomuzun sonlarına yaklaşırken biraz da pilden bahsedelim arkadaşlar. 4000 mAh'lik bir bataryamız var. Aynı zamanda Quick Charge 3.0 teknolojisiyle de oldukça hızlı şarj oluyor ve standart bir telefon kullanıcısı için bir günü rahatlıkla geçebiliyor kullanımı. Ancak bu bir oyuncu telefonu dedik. Siz bununla sürekli oyun oynarsanız yaklaşık 5-6 saatte şarjınız bitecektir. Ürün ülkemizdeki fiyatı çeşitli sitelerde 3500-3750 TL civarında. Yanında konsoluyla birlikte tabii ki. Bu fiyat aralığını düşündüğümüz zaman bu donanım özelliklerinin yanında telefon gayet güzel arkadaşlar. Hele bir de oyun oynamayı seviyorsanız yanındaki aparat, işte içindeki teknik özellikler olsun sizin için gayet yeterli olacaktır. Ancak standart bir telefon kullanıcısıysanız tasarım size hitap etmeyebilir. Burada yine tamamen renkler ve zevkler meselesi devreye giriyor. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Telefonu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hemen şuradaki anketteki soruyu cevaplarsanız seviniriz. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.